Lan koşmayın yavaş. Maşallah çok yakışıyorsunuz. Şimdiki babalar harika. Ne kadar ilgileniyor çocuklarıyla. Öyledir. Ah Selim, ben seni hayallerimin en güzel yerinde yaşatırken, bu kadar severken nasıl söylerim her şeyi bildiğimi? Abi, hani sizin şu kayıp sermaye vardı ya. Evet evet, sarı olan. Onu gördüm şimdi parkta. Eminim abi, o. Yanında da bir herif var. Evet abi, işinize yarar diye düşündüm. Ne demek abi? Anneler, oradalar abi. Aferin bak bana. Bana bak. Aferin lan. Böyle 2-3 istihbaratla yaptın mı, Edis abinin kadroda yerin oldu bil. Eyvallah abi. Aslanım, sen şimdi bir bahaneyle bu herifi çocukların yanından uzaklaştır. Biz de bir taşla iki kuş vuralım ha. Tamamdır abi. Aynen. Bonus da var. Maşallah etli butlu. Edis abi arayıp bir haber verelim bakalım. Evet abi. İstihbarat doğru. Yok. Veysel ortalarda yok. Tıpkıl bir delikanlıyla bir kız var abi. Tanıdık değil. Bonus var abi bir tane. Aynen abi. Okey, tamam. İkisini de paketleyin diyor. Bak koçum, plan şu, iyi dinle. Okey değil mi? Anladın iyice. Okey abi, sıkıntı yok. Hadi bakalım. Kadro için bulunmaz fırsat. Göster marifetlerini. Tamamdır abi, sağ olun.
Dudağan, dikkatli olun. Tamam amca, sen merak etme. Abi, selamünaleyküm. Kusura bakma, rahatsız ettim. Buralarda yabancıyım. Yenge hanım, affedersiniz, kusura bakmayın. Ne? Yenge mi dedi? Evet, nasıl yardımcı olabilir? Şey abi, şimdi yengenin yanında... Bak nasıl sayıyorum Tuğçe. Bir dakika gelebilir misin, sana zahmet. Ne oldu birader, bir sıkıntı mı var? Anlatacağım abi, bir dakika gelir misin? Hadi sen de koy. Gonca, sen kızlara göz kulak ol. Birader, gencecik adamsın ama. Milletten para istemek yakışıyor mu? Çalışsana. Abi ben çalışıyorum zaten. Ama patronum çok fena. Paramı vermiyor. Telefonlarıma da bakmıyor. Elimdeki bütün parayı da o köpeklere kaptırınca ne yapacağımı bilemedim abi. Çaresizim abi. Annem ölüyor. Ölüyor abi. Anladım kardeşim. Geçmiş olsun. Yalnız şu an üstünde o kadar para yok. Bir banka medikten çekmemiz lazım. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Ah!